Son iki gündür özellikle yeni ajan ile ilgili çok fazla gelişme oldu ve detaylar açıklandı. İsmi, hatta görüntüsü bile belli oldu. Ve bunlara ek olarak 7.8 yama notları da detaylı olarak paylaşıldı. Önceki videoda bahsettiğim duman değişikliği dışında giderilen hatalar ve bir arayüz değişikliği mevcut. Aynı zamanda sonraki set de paylaşıldı. Sondan başlayarak sırayla gitmek istiyorum. Yeni setimiz olan Orion bir ara set olacak ve Gaia setinden sonra mağazalarda olacak. Henüz animasyonları paylaşılmadı ancak yakında belirli olacaktır. Setin önemli bir özelliği Vandal ve Phantom ile birlikte gelmesi. Bıçağını ise beğendim. Güzel animasyonları olursa bence almaya değer bir set olacaktır. Bekleyip göreceğiz. 7.8 yamasındaki duman değişikliği söylediğim gibi önceki videoda bahsetmiştim. Karta basarak göz atabilirsiniz. Yetenek kuşanma sesleri artık silah arkadaşlarınız tarafından duyulmayacak. Çünkü bunun bir kafa karışıklığına sebep olduğunu ve acaba rakiplerin beni de duyuyor mu diye düşündüğünüz oluyordu. Bu değişikliğin amacı bunun önüne geçmekmiş. Seviye çerçevelerinde bir güncelleme söz konusu. Artık ızgara tipi arayüzü kullanarak seviye çerçevelerinizi ve oyuncu kartlarınızı arayabilirsiniz. Bu değişikliği ilk geldiğinde yavaş yavaş geliştireceğini söylemiştim. Daha olmasını beklediğim arayüz değişiklikleri mevcut ama güzel bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Deadlock ve Neon için giderilen hatalar mevcut. Deadlock kıskırmak yeteneği Bind'deki otomatik ışınlayıcıyı dışından açamıyor ve artık Breeze'deki orta kolluk kapıyı da aşağıdan açamıyor. Neon hız şeridinin Fracture'daki ağ salonunu tamamen kapatamaması ile ilgili de bir başka hata düzeltildi. Ve yeni düelloloji ajanımıza gelelim. Yeni düelloloji ajanımızın ismi ISO. Bu şakayı ilk yapanlardan olmak istiyorum. Aklıma direkt Ultra ISO geldi. O yüzden ismini pek beğenemedim. Görüntüsü 1-2 saat önce sızdırıldı ve bu şekilde görünüyor. Açıkçası ben görüntüsünü beğendim. Oldukça havalı bir ajana benziyor. İlk teaserlardaki Sunset'teki işaret ajanımızın arkasında görüyoruz. Bu da ajanımızın bir portal ya da ışınlanma yeteneği olma olasılığını arttırıyor bence. Birinci teaserde olan ajanımızın yaptığı bir atış talimini diğer ajanlar yorum yapıyor. Ajanımızın ikinci teaserında Sage telefonla yeni ajan atışını gördüğünde alt tarafta minik bir sohbet görünüyor. Reyna, o iyi ama hedeflerim hareket ediyor. Neon, ıskalamıyor. Phoenix nefret edecek diyerek gülme emojisi atıyor. Cypher faydalı görünüyor. Sizce de öyle değil mi diyor. Üçüncü teaserda da bu sohbetin benzeri dönüyor. Bu kez gönderiyi Raze paylaşmış. Phoenix, tamam o iyi. Başka bir şey bulabildin mi diye soruyor. Raze ise sadece bunu diyerek bir fotoğraf paylaşıyor. Phoenix, tamam eğer bana da bir task getirirse katılabilir diyor. Ajanımızın yetenekleri ya da çıkış animasyonu henüz paylaşılmadı. Bu hafta içinde muhtemelen bizlere ile olacaktır. Şöyle bir toparlarsak, ben ajanımızın görüntüsünü beğendim. Oldukça havalı bir görüntüye sahip. Ancak ismini hiç beğenmedim. ISO sanki İsmail'in kısaltması gibi ya da ne bileyim demin dediğim gibi Ultra ISO ismi gibi olmuş. Daha güzel bir kod adı alabilirdi. Genel olarak ağırbaşlı bir karakter olacağını düşünüyorum. Çünkü görüntüsü ve atışları ile bütün Valorant ekibini etkilemeyi şimdiden başardı. Yeteneklerini de bekleyip göreceğiz. Şimdilik bu kadardı. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yeni ajanın görüntüsünü ya da ismini beğendiniz mi? Sizce nasıl yeteneklere sahip olacak? Yorumlarda yazmayı ve bana motivasyon sağlamak hem de ilerlemem destek olmak için kanala abone olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.